Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Bugün tövbemizi, istiğfarımızı, Allah'a yönelişimizi yeniden düşünmemiz, bol bol istiğfar etmemiz gereken bir gece. Rabbim bizi korkumuzla sınama. Rabbim bizi günahla sınama. Rabbim bizi şeytanla sınama. Şeytanı bizden, bizi şeytandan uzak eyle ya Rabbi. Bizi emanına al, güvenine al ya Rabbi. Efendim bugün programımız önemli konulara değineceğim ilerleyen dakikalarda. Ama bugün rahmete ermiş, rahmete ulaşmış, bugün vefat etmiş iki insandan bahsetmek istiyorum programın başında. Birini biliyorum, ziyaret etmiştim. Biraz sonra söyleyeceğim. Birini hiç tanımadım. Sadece bugün kızı hanımımla görüştü. Oradan onu tanıdım. İki insan, iki mümin. Ömürleri uzun olmuş. Hayatları bereketli olmuş inşallah. Bugün Allah'a teslim oldular. Bir gün biz de Allah'a teslim olacağız. O gün ne yar ne yaran, ne kardeş, ne amca, ne dayı, ne hala, ne teyze, ne dostlar, ne arkadaşlar fayda sağlamayacak. Sen ve Allah'la baş başasın. Bu Hacı teyzenin hikayesi çok çok önemlidir bana göre. O Hacı teyzeyi siz aslında az tanıyorsunuz biraz. Ona rahmet dileyelim bu gece. Bu gece ilk gecesi olacak. Mezarın ilk gecesi zordur tabii ki. İlk sual, ilk hesap. Ama bugün o Hacı teyzenin vefatını duyduğumda Ankara'daydım. Şimdi İstanbul'dayım. Dedim ki inşallah cennettedir. Bu bir temenni tabii, Allah bilir. İçime doğan o. Çünkü öyle bir yaşam ancak cennetle taşlanır herhalde. Birinci vereceğim bu teyzemiz değil, birinci vereceğim bir hacı amca. Hiç tanımıyorum, Sürmeneli, Trabzonlu. Kızı bugün görüştüm. Bu hacı amcamız, o da vefat etti, 80 küsur yaşında. 86 yaşında yanılmıyorsam. Alzheimer olmuş, şimdi bir müminin duruşu çok önemli. Alzheimer olmuş, son dönemlerde kendine bakan, hizmet eden kızını bile tanıyamıyor. Hani biliyorsunuz Alzheimer böyle bir hastalık hepimizin önünde olabilir. Bu teyzenin hatırladığı tek kişi, yanlış anlamayacağınızı bildiğim için söylüyorum. Çünkü kızının beyanı, bildiği tek kişi ben ve benim programım. Nihat Hoca çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Herkesi unutuyor, kimseyi hatırlamıyor. Kızının beyanı öyle, saygılarımı iletiyorum. Sadece sizin adınızı biliyor. Sadece sizin programınızı biliyor. Bugün Hacı amca 80 küsur yaşında rahmeti Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet olsun inşallah. Bizlere şefaatçi olur inşallah. Kişi sevdiğinin dini üzerinedir. Kişi sevdiğinin yolu üzerinedir. Allah bizi bu Hacı amcamız gibilerle haşr eylesin. Şimdi ötekisini tanıyorum, Erzurum'da ziyaret etmiştim. Bizim ilahici gençlerimizden Muhammed'in de annesi. Hacı teyze 95 yaşındaydı, bugün vefat etti. Bu Hacı teyzenin bir özelliği vardı, söyleyeceğim biraz sonra. Bir kısmınıza böyle şey gelecek, itici gelecek belki. İtici gelmesin, olacak olanı anlatıyor. Bu Hacı teyzem, ben adını bile hatırlamıyorum bakın, söylemiştir ama Hacı teyze kelimesi adının önüne geçtiği için şu anda hatırlayamıyorum adını. Muhammed eğer bildirirse kardeşlerimize bana iletirler telefonla. Bugün akşamüstü vefat etti. Cuma gecesi.
Her gece bir patıskaya sarınırdı. Patıska dediğimiz kefen yani, beyaz. Abdurrahman. Her gece bir kefene, ben yapma dedim ona ya, ama yaptı yine. Bir kefene sarıldı, yani beyaz bir elbisesi vardı. Gittim gördüm orada, evine gittim çünkü. Yatağının baş ucunda beyaz bir kefeni var. Her gün sarınır ona, kızına der ki bana sor. Kızı dışarıdan sorar, Rabbin kim? Allah. Yani mezarda yapacak şeyi dünya hayatında kendine uygulatıyor. Bunu herkes yapamaz, her baba it yapamaz, korkar ölümden. Aman gerçekleşir diye, gerçekleşecek zaten de. Bundan ürker insanların bir kısmı ama bu Hacı teyze bunu aşmış. Kızı soruyor dışarıdan, peygamberin ki Muhammed Mustafa diyor. Dinin ne? İslam, kıblen Kabe. Her gece bu uygulama olur o evde. Çok dualı bir kadındı. Duasını istedik. 10 gün önce yine ağır hastalandı. Aradılar beni. Canlı yayında telefonla görüştüm. Aklı başındaydı. Dua istedim. Zor dua etti yani. Kelimeler zor dönüyordu. Bu gece vefat etti. Evet. İnanıyorum ki rahmet melekleri ona çok merhametli davranacak. Çünkü bildim bileli, tesbihli. Görüntüler vardı. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. O görüntülerle kısa bir görüntüyle baş başa bırakacağım. Sonra konularım var, gireceğim onlara. Ama bu gece hem ona, hem kendinize, hem bize. Herkes herkese dua etsin. Bu gece ya, bu gece kalpleriniz biraz yumuşasın. Düşmanlıklar biraz bir kenara itilsin. Bu gece Allah için bir bakın ya. Dünya ebedi değil, kalıcı değil. Kimseye yar olmaz dünya. Sultan Süleyman'a kalmamış diyorlar ya, halk tabiri bu. Kimseye kalmaz, peygamberlere kalmamış. Bize mi kalacak? Doğru bir seda ve doğru işlerle gitmek lazım huzura. Hacı teyzeyi dinleyelim bakalım isterseniz. Demek ki kabul etmek. Hayır, demek ki senin bu tesbih var ya. Evet. Şimdi bu sürekli çekiyorsun ya. Evet. O tesbih çekmenin sevabı çok. Evet. Allah kabul etsin. Onun için Allah senin ömrünü uzun etmiş ki. Evet. Daha çok dua edesin. Allah razı olsun. Daha çok Allah'a yakarasın. Allah razı olsun. Ya Allah, daha çok Allah'ı anasın. Oğul senden Allah razı olsun. Oğul sen buraya geldiğinde Allah razı olsun. Amin, amin. Oğul el olalar, alem birini. Allah senin ayağın Kabe'ye gide. Amin, inşallah. Hiç ayağın Kabe'den kesilmeye. Amin, amin. Neydi? Allah bizi kötülükten muhafaza etsin. Amin. Sen bu bin tesbih, evet, günde 15-16 defa çekiyorsun. Evet, daha çok. Daha çok çekiyorsun. Evet. Belki 20 defa çekiyorsun. Evet, çekin. La ilahe illallah. Başka ne diyorsun Hacı Arif teyze? La ilahe illallah. Malikül hakkın nebi Muhammed. Resulullah sadıkun vahdül emin. Emin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ya hayyu ya kayyum. Zülcelal-i şifanarda. Aman neydi? Allah'ım bin bir kelam. Muhammed'dir Resulullah. Hakka selam. Vıyy, kurban olayım ona. Hakka selam. Hakka selam. Maşallah, maşallah. Hakka selam. Allah'ım pek utandırmıyor. Allah'ım kabul et. Amin, amin. Allah bizi onun kapısından ayırmasın, amin, peygamberim, amin, Hazreti Peygamberim. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, inşallah kabul et. İnşallah. Allah senin bütün ibadetlerini inşallah kabul eder, inşallah. İnşallah, Allah'ım kurban olayım. İnşallah. Habibin yüzünü hürmetin. Evlerinin himmeti de ondan beraber olur. Hocama da dua ediyor musun? Vallahi hocağına bağışlıyor. Kanatını altınarla. Kazası belasını defede. Size kanat gelene kanatı kanatları. El ayağı çık. Oğul ben de sana ne diyeyim oğul oğul. Bu ecdadı nurunda yatsın, nurlarda yatsın. Kimi? Hatip oğlunu. Hatip oğlunu. Allah ocağına bağışlıyor. He, bol dua et ona. Allah razı olsun. Allah razı olsun. He. Çocuklarına da dua et. Bu uşakların değerli olalar. Hakkından seyrisi netibede yer gibi sınıflarını geçerler. Cenab-ı Mevlam o üç tane darını
bir zarını 1000 dal edeceğim. O 3 zarını kazarsan beladan saklaya bekliyor. Her kim kendilik istersese, Cenab-ı Allah her şey isterse, eşek kuyu kendi düşer. Allah'a onları emanet edin. Allah razı olsun. Karısının da canına sağlık verir. Cennet hatunu olan, hacim anama komşu olan. Neydi? Hanımını? Hanımını. Tamam annen. Allah razı olsun. Evet. Yaşı 90, bir tel saçım görünmesin diye hassas davranıyor. Ağzı dualı, her gece Rahman'la beraber. Ölümü gözetliyor, yıllardır yatağında, şikayeti yok. Tesbihi 1000 boncuklu. Gördünüz değil mi elimde böyle kütle halinde? O tesbih 1000 tane. O tesbihden günde 20-25 çekiyor. Binlerce tesbih çekiyor. Sayısını o da bilmiyor. Bu gece, bu akşam üstü Hacı teyzemiz emaneti teslim etti. Biz de ona diyoruz ki yolun açık olsun. Rahman yoldaşın olsun. Sevgili elçi seni yalnız bırakmasın inşallah. Kişi sevdiğinin yolu üzerineymiş. Kişi sevdiğinin dini üzerineymiş. Yanlış şeyi sevmeyin, yanlışın peşinde koşmayın. Vallahi faydası yok. Böyle bir hayatın faydası var. İlla ki böyle olacağız diye bir şey yok. Herkes böyle olamaz. Aklınız takılabilir çünkü bir ara yayınladığımızda akla kalmıştı. Hocam tırnağında ojemi var, Hacı teyzen tırnağında kına vardı. Kına. Tırnaklarındaki kınaydı yani, oje değildir. Yanlış anlamayın. İhtiyarlar severler kınayı. Yaşlanmış olanlar, böyle bir gelenektir bu. Kına sürerler parmaklarına. Mekanı cennet olsun, ne diyebilirim ki başka? Hepinizden birer Fatiha istiyoruz. Hem o Sürmeneli Hacı abime, Ali abime, hem de Hacı teyzeme ve bütün ölülerinize Allah rahmet eylesin. Birer Fatiha okuyalım. Bize düşen Fatiha okumaktır. Gücümüz bu kadarına yeter. Çünkü insanın gücü arkasına yani ötesine giremiyor. Kıyamet günüdür. Dehşetli bir gündür. Herkesin sağa sola kaçtığı bir gündür. Cenneti hak edenler cennete gönderilmiştir. Cehennemi hak edenler cehenneme tıkıştırılmıştır. Cennettekilerin tek bir korkusu var. Acaba Allah bizi buradan çıkarır mı? Cehennemliklerin bir ümidi var. Acaba Allah bizi çıkarır mı? İkisi de çıkmaktan korkuyor. Biri kalmaktan korkuyor cehennemde. Çıkar mı ümidi? Ötekisi çıkarılır mıyım korkusu var cennetten. Birden bir seslenici seslenir. Der ki ey cennet ehli, cennetten çıkın. Nasıl bir mekan, nasıl bir arasat, nasıl bir toprak onu ancak Allah bilir. Siz şu anda göğe baktığınızda göğün sınırı yok değil mi? İşte böyle sınırsız bir toprak üzerinde. Ey cennettekiler dışarı çıkın. Cennet ehli birbirine bakarlar. Biz niye dışarı çıkarılıyoruz? Ne var acaba? Allah bizi cennetten uzaklaştıracak mı acaba? Korkuyla dışarı çıkarlar. Cehennem erbabı da, cehennemdekiler de bir ümitle, bir umutla dışarı çıkarlar. Belki umumu bir af gelmiştir onlara da. İki kesim de, hem cennettekiler de hem cehennemdekiler de toplanırlar. Sırat köprüsü kurulmuştur. Sırat köprüsüne benzer bir köprü kurulmuştur.
oraya bir koç getirilir. Koç, bildiğimiz koç, dünyadaki koça benzer bir koç getirilir. Ve o koç cennet ehli ile cehennem ehli arasında durdurulur. Sonra bir münadi, bir seslenici seslenir. Ey cennet ehli, siz bu koçu tanıyor musunuz? Evet derler, koç. Sonra cennet ehline seslenilir. Ey cennet ehli, siz bunu tanıyor musunuz? Bu bir koç derler. Emredilir, bu koçu kesin der. Melekler o koçu keserler, görevliler. Sonra cennet ehline denilir ki, bu koç ölümdü, ölüm. Ölüm bir koç halinde, bir koç haline büründürülür ve getirilir. Ölüm bugün boğazlanmıştır. Ölüm öldürülmüştür bugün. Ey cennet ehli, artık ölüm yok. Sizin için de cennetten çıkış yok. Cennetten atılmayacaksınız. Cennet ehlinin duymak için neler neler feda etmezlerdi ki dedikleri şey o gece gerçekleşecek. Bugün. Ey cennet ehli, ebedisiniz, girin ve Allah size ne verdiyse ondan alın ve tüketin. Ey cehennem ehli, sizin için de ölüm yok artık. Azap ebedidir. Hiç azalmayacak, hiç hafiflemeyecek. Cehennemden çıkarılmayacaksınız, cennete giremeyeceksiniz. Bu cehennemde kalmaları kesinleşmiş, şefaatten yararlanamayacak olan bir bedbah insanlar, zavallı insanlar için verilen bir karardır. Ya Rabbi, bizi o gün cehennem ehlinden eyleme ya Rabbi. Kurbanın olayım. Rahmetin hürmetine, merhametinin, affının, hidayetinin, şefkatinin hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Esma-ül Hüsna'nın hürmetine, sevdiğin isimlerin hürmetine, senin bilip de bizim bilmediğimiz ne kadar ismin varsa tümünün tecellileri hürmetine bizi korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizi cehennem ehli etme ya Rabbi. Bizi cehennemde nara, nirana, ateşe, perişan hale gelenlerden etme ya Rabbi, kurbanın olayım. Sonra Meryem suresinin 39. ayetini okudum. Artık emir verilmiş, onlar gaflet içindeyken o gün hasret çekeceklerdir ama faydası olmayacak. Cennete Allah şöyle buyurur peygamberlerine, salih kullarıma, yani yolumda giden kullara, yolumda giden kullara de ki gözlerin görmediği, hani geçen bir küçük kızımız sordu, hocam benim bir kedim vardı, çok seviyordum, kedim öldü, cennete kedim olacak mı? Öyle diyor hadis, salih kullarıma, Allah'ın yolunda olan, cenneti hak eden yani kullarıma, gözlerinin görmediği, kulaklarının duymadığı, akla gelmeyen, kalbe doğmayan ne varsa tümü verilecek. Allah seni orada hayal kırıklığına uğratmayacak. Cennet, fedakarlığın, vefanın karşılığıdır. Cehennem, ihanetin karşılığıdır. Cennet, hak edişin karşılığıdır. İyi olmanın, merhametli olmanın, yetim malı yememenin, yetim başı okşamanın, insanlara merhametle bakışın, nefretten uzak oluşun, haramdan uzak oluşun bir bedeli, bir karşılığı, bir teşekkürüdür. Allah kuluna teşekkür ediyor. Kulum imtihanı kazandır, buyurun diyor. Cehennem nedir? İhanetin, vefasızlığın, utanmazlığın, yoldan çıkışın, kul hakkı yiyişin, yetim hakkını yiyişin karşılığıdır. Al bunu, hak ettiniz, girin ateşe denilecek. Bu iş bu kadar basit. Dinleyen diyecek ya Rabbi, senin nurun bize yeter.
Gökleri ve yerleri aydınlatan nurun bize yeter. Bizim derdimiz cennet değildi, korkumuz da cehennem değildi. Bizim derdimiz senin yakınlığındı, sana yakın oluştu. Sevgili dostlar, ATV'nin şu anda ekran başında bizi izleyen güzel dostlarım, kalbi Allah'la, kalbi sevgili peygamberle olan güzel insanlar. İnşallah cennete girdiğiniz zaman, inşallah Allah nasip eder. Kime nasip edip etmeyeceğini o biliyor, biz bilemeyiz tabii. Kimse güvende olmasın, kimse emin olmasın. Girerseniz inşallah. Allah size seslenecek. Cennet ehline ya Rabbim seslenecek. Diyecek ki ey cennet ehli. Allah'ın kelamını duyacağız o gün yani. Bugün peygamberlere melek tarafından gelen emirlerin sahibinin emrini, kelamını ondan dinleyeceğiz. O ne büyük şeref. Bu ne büyük nimet, ne büyük izzet. Allah kullarıyla konuşacak, kullarını önemseyecek. Despot, yakmaya çalışan, haşa, Allah böyle değil, haşa. Allah münezzehtir bütün bunlardan, arınmıştır. Allah şefkatlidir kullarına, annenin evladına olan şefkatinden daha çok şefkatlidir. Hocam buna rağmen küçükler bazen öldürülebiliyor, doğrudur. Bazen toplumun hatalarının bedelini onlar ödeyebiliyor. Bazen imtihanın bir gereği olarak bir acının akabinde Allah ebedi bir cenneti, hiç öyle bir şey olmasın inşallah. Hiç kimsenin kılına zararı gelmesin ama geldiğinde bilin ki hesabı yapan Allah'ın onlara karşı hesabı çok çetin olacaktır. Hiç sıradan bir hesap olmayacak. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Allah bekler ve sabreder. Kul sabırsızdır. Çünkü kul biraz sonrayı bilmiyor. Allah biraz sonrayı, öteyi, ötelerin ötesini, ötelerin ötesinin de ötesini bilendir. Ve bakın insanlığın kurtuluşu ve kainatı çözmenin yolu ancak ve ancak dindir. Siz dinin vahyini yok saydığınızda ne ahireti anlarsınız, ne hesabı anlarsınız, ne de erdemi anlarsınız. Son zamanlarda çünkü felsefeyi dinin yerine koymaya bir gayret var. Boş bir gayret. Yıllarca bunlar denendi. Din ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Hocam din doğma mıdır? Nedir doğma, değişmeyen? Ne değişecek? Kur'an hırsızlık yapma diyecek. Bu mu değişsin? Kur'an ahlaksızlık yapma diyor. Bu mu değişsin? Kur'an zulmetme diyor. Bu mu değişsin? Kur'an Allah birdir diyor. Bu mu değişsin? Kur'an yetimin başına okşa diyor. Bu mu değişsin? Kur'an beş vakit namaz kıl diyor. Kur'an ve Peygamberimiz beş vakit namaz kıl diyor. Bu mu değişsin? Kur'an zulmetme diyor. Bu mu değişsin? Haram yeme diyor. Bu mu değişsin? Senin doğma dediğin ne? Din değişmez. Elbette dinin bu kuralları değişecek. Kim değiştirecek bu kuralları? Kim değişecek? Hangi mahkeme? Allah'ın Kur'an'la koyduğu helal ve haramları kim değiştirebilir? Başka bir peygamber gelmeyeceğine göre. Bazen televizyonlarda öyle saçma sapan sözler duyuyorsunuz ki, bir millet nasıl dinini muhafaza ediyor? İnsan hayret ediyor. Elhamdülillah. Milletin mayası çok sağlam olduğu için bütün bu dejenerasyona, bütün bunlara rağmen, tahribat ve tahrifata rağmen millet dimdik dilini yaşıyor. Her şeye rağmen, bize rağmen, her şeye rağmen. Allah'tan korkun. Kötü niyetlileri elinizi Allah'ın dininden çekin. Allah'ın dinini insanlara anlatın. Din birleştirici bir harçtır. Bayrak nasıl bir harçsa, ülke nasıl bir harçsa din de öyledir işte. Ezan öyle, bayrak öyle. Allah seslenecek. Ey cennet ehli! Diyeceksiniz ki lebbeyke ve sa'deyk. Buyur Rabbimiz emret diyeceksiniz. Diyeceğiz ki Allah'ın bütün hayır sendedir. Yani bütün hayır sendendir ya Rabbi. Allah diyecek razı mısınız cennetten?
Subhanallah. Ne kadar çetin bir soru. Kul rızasını nasıl ifade edecek? Razı mısınız? Hem yarattı bizi, hem peygamber gönderdi, hem temiz bir hayat verdi bizlere inşallah. Hem temiz bir ölüm verdi bize inşallah. Mahşerde bizi diriltti inşallah. Amellerimizin günahlarımızı affetti inşallah. Cennete koydu ve sonra dedi, razı mısınız? Nasıl razı olmayız ey Allah? Ey Rabbim nasıl razı olmayız? Sen hiç kimseye verilmeyeni verdin bize. Ben bundan daha hayırlısını vereceğim dedi. Kullar şaşkın, kullar hayret içinde, heyecan içinde. Bundan daha ötesini vereceğim ben size. Kullar diyecekler ki o nedir ki ya Rabbim? Ben sizden razı olduğumu ilan ettim. Allah bize bizden razı olduğunu ilan edecek. Size artık hiç öfke yok. Size asla gazap etmeyeceğim. Hiç eziyet çekmeyeceksiniz. Ne istiyorsanız size. Hani diyor ya bazı hanımlar çocuk sahibi olamadı dünyada. Hocam o gün çocuk sahibi olacak mıyım? Evet, evet, evet. Dedim ya o gün orada yok, yok ki. Allah, sen çocuk sahibi olmak isteyeceksin. Hamile olman, çocuğu doğurman hem de böyle zorlanmadan. Sanki bir an içinde olacak. Böyle 9 ay, 10 ay beklemeyeceksin. Bir an. Anneliği tadacaksın. Çocuğu kucağına alacaksın orada. Ne diliyorsan var. Cennet varken cehenneme mi koşulur? Cennet varken cehenneme gidilir mi yani? Köprüleri yıkmak lazım. Cehenneme giden, köprüleri kurmak lazım. Cennete giden. İnsanları da öbek öbek ateşe değil, cennete getirin. Allah'ın kullarına merhamet edin. Allah'ın kullarını sevin ve sevdirin. Sevgiden bir şey çıkmaz. Zarar görmez sevgiden. Sevgisizlik, nefret, kin, adavet, düşmanlık, insanı tarumar eden, dizlerini çökerten bu değil midir? Bütün dünyada. Gelin size cennetteki en düşük makamı söyleyeyim. Cennetteki en düşük makam. Kul Allah'ın huzuruna getirilir. En düşük makam. Cehennemdeki en düşük azap da var. Cehennemdeki en düşük azabı söyleyeyim. Cennetteki en düşük sevabı da söyleyeyim. Makamı da söyleyeyim. Cehennemdeki en düşük azap, birinizin ayağına nalın giydirilir, terlik nalın, ateştendir. Beyni kaynamaya başlar, bunun gibidir diyor. Hocam cehennem azabı kime? Kim hak ediyorsa ona. Kim Allah'a savaş ilan etmişse. Kim peygamberine hakaret ediyor, küfür ediyorsa. Kim zulmettiyse. Kim hak yediyse. Kim isyan ettiyse, yoldan çıktıysa. Kim hak hukuk bilmediyse. Haram yediyse, haram dağıttıysa. Cehennem ona. Sen bu konularda enginsen, Allah'ın emirlerini de dinliyorsan, niye korkuyorsun? Senin cehennemde ne işin olur? En düşük makam, en aşağı seviye şudur. Allah der ki kuluna, iste benden. Temenni et, arzu et yani. Kul der ki, ya Rabbi nasıl temenni edeyim? Dilediğin gibi temenni et. Kul ne ister? Büyük böyle evler ister. Meyve ağaçları ister. Soğuk sular ister. Ne isteyecek başka? Kur'an'a dikkat edin. Cennete verilecek şeyler anlatılırken insan karakterinin meyilli olduğu şeyler söylenir. İnsan dünya hayatında cennete sokan şeylerin haramlarını işlediğinde cehennemlik olur. Onların helallerini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an insan karakterini o kadar iyi biliyor ki Allah biliyor çünkü.
o karakterini arzu ettiğin ne varsa onları söylüyor harama girmesin diye. Harama girme, helali var bu işin. Allah kuluna sorar, temenni ettin mi? Der ki ya Rabbi temenni ettim. Ne temenni ettim? Şöyle şöyle bir şey temenni ettim. Yani diyelim ki 1 milyon metrekare üzerinde binalar istedim. Cennet bu. Yani metrekareliği biz koyacak değiliz. Örnek olarak söylüyorum sadece. 10 bin metrekarelik bir arazi bana yeter ya Rabbi. Allah dedi onu al diye o kadarını da al götür. En düşük seviyede. Bazen diyorlar ya arkadaşlarımız hocam cennetin bir köşecik şöyle bir girsem. Arkadaş köşecik yok cennette. Cennette her yer mükemmel. Bu kadar mütevazi olma. Seni oraya alan misafirine iyi ikram eder. Ev sahibi Allah'sa şayet merak etme. İkramı sen fazlasıyla bulacaksın ve son derece sevineceksin. O kadar engin olacaksın ki en son cennete girecek kişiyi de söyleyeyim mi size? Cennete en son girecek kişi. Allah buyurur ki gir cennete. Sürünerek, düşerek cehennemden çıktı ya, en son girecek kişi, en son. Azabını çekti, günahların karşılığını ödedi. Hataların karşılığını, bedelini ödedi. En son cennete girecek kişi. Hocam Müslümanlar hemen girecek mi? Kim diyor girecek hemen? Kim diyor? Kim bilir? Günahlarımızın bedelini ödemeden cennetin kapısına giremeyiz. Yok öyle bir şey. Ama Müslüman olmak, iman ehli olmak ebediyen ateşte kalmamayı kazandırıyor bize. Yok öyle bir şey. Namaz kıldım, adama tokat attım. O namazın senin o tokatının karşılığı değildir. O namazın sen yapman gereken şeydir. O attığın tokatın bedelini ödeyeceksin. Mesela. Birine haksızlık yaptın, onun bedelini ödeyeceksin. Yok öyle bir şey. Kırmızı halılar serilmiş, her Müslüman buyursun oraya. Yok öyle bir şey. Herkes hatasının, kusurunun bedelini ödeyecek. Herkes herkese merhamet etmeli. Onun için bana hep, hocam hakkımı helal edeyim mi kardeşime? İşte öldü gitti, anneme baba, lütfen edin diyorum. Kurbanınız olayım, edin. Mahşeri bilseniz, ne kadar zor ve çetin bir yer olduğunu bilseniz... Hakkınızı bir defa değil, 1000 kez helal edersiniz. Orada sırf hesaplaşmamak için orada. Cennete en zor girecek kişi. Allah ona gir der. Cennete gelir. Cennet ona dolu görünür. Son imtihan. Giremez cennete. Kapalı görünüyor. Dolu dolu. Ayak koyacak yer yok. İnsanoğlu çok zalimdir. Allah affediyor, insan affetmiyor. Ne kadar zalim insanoğlu. Rabbine karşı nankör olan sana da nankörlük yapar. İnnel insane le rabbi ile kenur. İnsanoğlu şüphesiz Rabbine karşı çok nankör. Gelir oraya. İnsanoğlun için nankördür çünkü taksimatı beğenmiyor. Allah'ın taksimatını beğenmiyor. Biri genel müdür oldu, ben niye olmadım diyor oraya. Bir kişi olacak orada, o adam geldi. Belki sen o adamdan 1000 kat üstünsündür ama öyle nasip oldu. Taksimatı beğenmiyor, hayır diyor. Ben bil ki hiçbir şey Allah'ın iradesinin dışında olmaz. Yanlışa da o... Müsaade ediyor, doğruya da müsaade ediyor. Yanlışın hesabını soruyor, doğruyu ise mükafatlandırıyor. Bunu unutmayacaksın. En basit örnek. Hasedin çoğu inkarcılıktan gelir. Haset edenlerin büyük çoğunun imanında problem vardır. Sıradan bir haset olabilir. Ama haset artık bir adamın karakteri haline geldiyse bilin ki o bir beladır. Cennete gelir, cennet kapalı. Evet Abdurrahman. Thank you.
beni yoluna kurban bu ümmet. Ey ümmetin peygamberi, biri görseydik seni Resul, neler vermezdik uğruna, neler vermezdik uğruna, neler vermezdik uğruna. Biz seni görmeden sevdik, sevdik seni ey Muhammed, sevdik seni ey Gül Ahmet, sevdik seni ey Cana. Belki sana kavuşuruz, belki mahşerde görürüz. Allah'tan seni dileriz ey gönüllerin sultanı. Allah'tan seni dileriz ey gönüllerin sultanı. Görseydik seni Resul, neler vermezdik uğruna, neler vermezdik uğruna, neler vermezdik uğruna. Biz seni görmeden sevdik, sevdik seni ey Muhammed, sevdik seni ey Can Ahmet, sevdik seni ey Gül Ahmet. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Cennete doğru gitti, cennette yer bulamadı, geri geldi. Cennet ona dolu gösterildi. Halbuki cennet dolu değil. Cennette sınır yok ki. Allah yeniden yer açar. Döndü geldi ya Rabbi dedi. Cennette yok, yer yok ya Rabbi. Git ve gir denildi ona. Girdi. Dendi ki ne istiyorsun? Şu kadar yer. Dediler ki sana istediğin 10 katı verilecek. Aslında iş böyledir. İyilikler misliyle verilir. Kötülükler bire bir verilir. Yani kötülük yaptığınızda ahirette bire bir alacaksınız. Allah bire iki vermeyecek. Sizi bire iki hesaba çekmeyecek. Bir günah işlediyseniz 10 günahı sırtlatmayacak size. Ama bir iyilik ettiğinizde en az 10 katı 700'e kadar yükselecek. Allah asla kullarına zulmetmez. Kur'an'ın en çok vurguladığı kelimelerden biri zulüm. Zulüm karanlık demektir. Zulmün bir anlamı da küfür demektir. Allah kullarına asla zulmetmez. Kur'an'ın en çok söylediği sözlerden biridir. O zaman sen de zulmetmeyeceksin. Sen de kalbini Allah'a bağlayacaksın. Hazreti Ayşe sordu peygamberimize. Dedi ki cennete ilk kim çağrılacak? Kimler? Bollukta ve darlıkta Allah'a hamd edenler. Hamd etmek nimetin çoğalmasını sağlamaktır. Bugünle yetiniyorum anlamına gelmiyor. Bazıları öyle anlıyorlar da. Hamd etmek senden gelene razıyım. Allah'ın fazlasını lütfet demektir. Allah hamd edenlerin, şükredenlerin, yoldan gidenlerin,
Doğruyu seçenlerin, yanlışın yanında olmayanların ibadetini kabul etsin. Kısa bir dua ile bu gecemizi Abdurrahman bitirelim değil mi? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi, ellerimizi bu gece, bu cuma gecesi sana açtık. Yarın mübarek bir gün. İlahi bu gün hürmetine, yeni gelecek gün hürmetine bizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, hastalığın bilinir bilinmeyen her türünden ya Rabbi uzak eyle. Bu gece vefat etmiş olan Hacı teyzemize ve Hacı amcamıza rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle. Onların dışında şu anda bu ülkemizde kim vefat etmişse ya Rabbi, hepsinin mekanını cennet eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu vatan içerisinde temiz bir şekilde, mümin bir şekilde yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, birbirimize merhamet etmeyi, birbirimize katlanmayı, birbirimiz için hayır dua etmemizi, birbirimiz için kucaklaşmayı, birimizin düştüğü yerden onu kaldırmayı, bu şuuru, bu kardeşliği, bu uhuveti nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ahirete göçmüş olanlarımıza rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Varsa kusurları, günahları ki sen daha iyi bilensin ve sen kusurları örtensin. Sen settar olansın, örtensin ya Rabbi. Bizim de onların da günahlarını ört ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sevgili Habibini Kibriya'nın, peygamberimizin şefaatine muhtacız. Şefaatine talibiz. Onun şefaatinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi, bu ülke üzerinde yaşayan bütün insanlarımızı, düşüncesi, fikri, mezhebi, meşrebi, bakışı, siyasi görüşü, dini görüşü ne olursa olsun hepsinin bir arada kucaklaşmalarını nasip eyle ya Rabbi. Öncelikle bu vatan için kucaklaşmalarını, sonra da isteklerini, hayır olan şeyleri yapmaya gayret ettir ya Rabbi. Hayır sahipleri çoğalt ya Rabbi. Kem gözle bize birbirimize bakmamayı nasip et ya Rabbi. İntikam duygusuyla, kötülük duygusuyla, şer duygusuyla birbirimize nefretle, birbirlerine sataşan, birbirlerini rahatsız edenlerden oldurtma bizi ya Rabbi. Bizlere sevgi kalbimize, şefkat, merhamet, asalet nasip et ya Rabbi. Şerlerin, şerlilerin, şeytanların şerrinden bizleri muhafaza eyle. İki ayakları şeytanların şerrinden de hepimizi muhafaza eyle. Evlatlarımızın duası hürmetine, yaşlılarımızın duaları hürmetine, dökülen gözyaşları hürmetine bizleri aziz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, amelimiz azdır belki ama sana olan bağlılığımız hiç şüphesiz çoktur. Peygamberine olan bağlılığımız çoktur. Dünya yıkılsa, yer yerinden oynasa, gök yerinden oynasa bizim bu imanımızda bir gram azalma olmayacaktır. Bağlılığımız aynen devam edecektir. Bu iman, bu ikrar, bu şehadetle çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El-Fatiha diyorum. Fatiha'nızı okurken efendim sabahleyin canlı yayında beraberiz yine. Canlı yayında olacağım inşallah. Kaçta? Saat 08.30'da yine ATV'deyiz inşallah. Pazar gününü unutmayın lütfen. Sabah, pazar sabahı saat 10'da yanınızdayız Kur'an ve Sünnet programında. Haftada 3 programım var, unutmayınız. Cuma sabahları 08.30'da, yarın sabah yani. Yani bu sabah 8.30'da. Peşembe akşamları 00.20'de, pazar sabahları saat 10'da beraberiz. Sevgili Abdurrahman, teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadın, şereflendirdin, onurlandırdın. Var ol, sağ ol. Sevgili Ferdi ve ekibi teşekkür ediyorum. Efendim bütün ekibimiz adına sizlere şükranlarımızı iletiyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.